Son fizik öküzü, fizik çözer metin çözere, modern fizik kolye hoş geldiniz. Videolarımızı beğenmeyi, abone olmayı ve bütün insanlığa duyurmayı unutmayın. Sevgili arkadaşlar, herkese merhabalar. 11. sınıf arkadaşlar, 2. ünite yani elektrik manyetizma kısmını arkadaşlar birlikte çözeceğiz. Şimdi burada tabi 1, 12, 13, 19 açık sorular ve 40-67 arkadaşlar muhtemelen bunu en az 2 videoda çekeceğiz. Videonun uzunluğuna bağlı olarak tabi durum değişecek arkadaşlar. Şimdi ne diyor? Doğru yanlış. Evet, doğru yanlış olduğuna cevap verelim. Elektrik yüklü iki cisim birbirine eşit yükte kuvvet uygular arkadaşlar. Bu doğrudur. Dedik ki iki cisim birbirine eşit büyüklükte ve zıt yönde kuvvet uygular. Noktasal iki cisim. Aynı zamanda arkadaşlar konularla ilgili temel kavramları da burada anlatmaya çalışacağım. Bu kuvvet arkadaşlar büyüklüğü F eşittir K Q1 çarpı Q2 bölü aradaki uzaklığın karesi D kare diyoruz sevgili arkadaşlar. Evet, demek ki bu nedir? Doğrudur. Elektrik yüklü cisimlerin birbirine uyguladığı kuvvet ortamdan bağımsızdır. Hayır, bağımlıdır. Bakın buradaki arkadaşlar K ortamın elektrik katsayısı, demek ki yanlış. Pozitif yüklü iki cisim birbirine yaklaştırılırsa elektriksel potansiyel enerji artar. Sevgili arkadaşlar, elektriksel potansiyel enerjimiz K Q1 çarpı Q2 bölü D ile veriliyor. D aradaki uzaklık. Bunlar pozitif olduğu için çarpımlar pozitif. Yani arkadaşlar yükler aynı cinse çarpım pozitif olur. D artarsa, yaklaştırılırsa pardon, D azalırsa arkadaşlar EP artar görüldüğü pozitif sayıda. Ama biri negatif biri pozitif olsa bu durumda arkadaşlar azalacaktı. O halde doğrudur. Alternatif akımlı aydınlatma yapılmaz. Arkadaşlar şöyle lambaların arkadaşlar düğmesine bastığınızda ki fiziksel olarak biz bunu anahtarı kapama diyoruz. Anahtarı kapadığınızda lambalar ışık veriyor mu? Veriyor. Peki bu lambalar neyle çalışıyor? Alternatif akımla. Evimizde, iş yerlerimizde kullandığımız arkadaşlar akım, alternatif akım ve aydınlatma yapıyor mu? Yapıyor. Yapılmaz diyor. Yanlış. Bir sıvacığın sıva değeri levhaların yüzey alanı doğru orantılıdır. Evet arkadaşlar, şu levhaların yüzey alanı A arkadaşlar. Sıvamız C eşittir epsilon A bölü D ile verilmektedir. Demek ki arkadaşlar bu nedir? Doğrudur. O halde şuraya da doğru işaretini salladık gitti. Elektrik motorları hem doğru hem de alternatif akımla çalışabilir. Arkadaşlar elektrik motorunun bir yöne dönmesi için mutlaka o telden arkadaşlar aynı yönde sabit bir akım geçirilmesi lazım. Peki diyeceksiniz ki efendime söyleyin biz arkadaşlar ne yapıyoruz? Herhangi bir vantilatörü fişe taktığımızda alternatif akım. İşte bu da arkadaşlar içerisinde alternatif akımı doğru akıma çeviren düzenekler var arkadaşlar. Aslında bu o anlamda bir anlamda doğru, bir anlamda arkadaşlar baktığımızda yanlış. Çünkü eğer telin üzerinden geçen akım sürekli değişirse tel ne yapacak? Saniyede 50 kez sağa sola dönecek. Yani asana gibi arkadaşlar kıvırmaya başlayacak. Bu da dönmemesi demektir. Ama bunun içerisinde o düzenekler bunu arkadaşlar ne yapıyor? Sağlıyor. Alternatif akımı doğru akıma çevirdikten sonra. Ama burada işte ne demek istediğini arkadaşlar tam olarak anlamak gerek. Dolayısıyla ben bunu arkadaşlar doğru diyorum. Paralel iki telden aynı yönlü akım geçiyorsa teller birbirini iter. Yanlış arkadaşlar. Paralel tellerden aynı yönde I1, I2 akımı geçiyorsa bunlar birbirini arkadaşlar çekecektir. Bu iter diyor. Arkadaşlar şimdi bunun diyeceksiniz ki hocam nedir bunun ispatı, nedir bunun hikmeti vesaire. Şimdi arkadaşlar şöyle bir baktığımızda bunun burada oluşturduğu manyetik alan içe doğru sağ el kuralını uygulayan arkadaşlar baş parmak akım yönünü gösterecek şekilde. Evet, bunun burada oluşturduğu manyetik alan dışa doğru. Şimdi arkadaşlar dört parmak manyetik alanın yönünü içe doğru, baş parmak akımın yönünü avuç içi
kuvveti işte arkadaşlar F. Burada da dört parmak dışa, manyetik alanın yönünü işte arkadaşlar şu B2, şu da B1 olmaktadır. Arkadaşlar görüldüğü gibi buradaki kuvvet de içe doğru, yani birbirini çekiyor. O halde arkadaşlar yanlış. Dinamolar hem doğru hem de alternatif akım üretebilir. Evet arkadaşlar, bu doğru akım dinamoları ve alternatif akım dinamoları mevcut. Alternatif akımla cep telefonu şarj edilebilir. Şimdi arkadaşlar burada zaten bakın, benim de şu anda telefonum şarjda. Şarj cihazlarını biz bildiğimiz prize takıyoruz ve bu prizlerden alternatif akım geliyor. Biraz önce de anlattığım gibi şu altıncıda arkadaşlar, bu şarj cihazlarının içinde alternatif akımı doğru akıma çeviren düzenek var. Yoksa arkadaşlar şarj edilmez. Şarj edilmez. Ama alternatif akımla şarj ediyor muyuz? Evet ediyoruz. Yani bu anlamda doğru. Ama arkadaşlar onu doğru akıma çevirdikten sonra vallahi ben burada ne diyeceğimi şaşırdım yani. Evet. Bobin üzerinden geçen akımın yönü veya büyüklüğü değişirse öz indüksiyon akımı oluşur. Evet. Bobin üzerinden geçen akımın yönü veya büyüklüğü. Yani arkadaşlar öz indüksiyon akımının oluşabilmesi için devre akımının değişmesi gerek. İşte arkadaşlar şu bobin diyelim, şöyle aldık. Arkadaşlar burada devre akımı. Bu devre akımı azaldığı zaman devre akımıyla aynı yönlü. Devre akımı arttığında ise devre akımına zıt yönde bir i öz oluşuyor. İ özün oluşması için akımın değişmesi gerek. Akımın yönü veya büyüklüğü değişirse doğrudur. Manyetik ve elektrik alan içindeki hareketli parçacığa Lorentz kuvveti etki eder. Sevgili arkadaşlar, elektrik ve manyetik alanda tabii ki manyetik kuvvetin etki edebilmesi için mutlaka bir kuvvetin olması gerek. F eşittir Bisküvi, malumunuz Bisküvi. Arkadaşlar elektrik alanda etki eden kuvvet elektriksel kuvvet arkadaşlar Q'edir. Hıza bağlı değil. İşte bu ikisinin bileşkesini arkadaşlar Lorentz kuvveti diyor. Demek ki cevabımız doğru. Transformatörler yalnızca gerilim değiştirmek için kullanılır. Tabi arkadaşlar gerilimi değiştiriyor. Aynı zamanda akımı da değiştirmiş oluyor arkadaşlar. Yalnızca gerilim değiştirmek için kullanır dersek yanlış. Çünkü arkadaşlar transformatörler gerilimi arttırırken akımı azaltıyor. Veya tersi. Yani arkadaşlar gerilimi düşürürken akımı da artırır. Bu da arkadaşlar amaca uygun olarak ne yapılabiliyor? Değiştirilebiliyor. Yükseltici transformatör, alçaltıcı transformatör. Üretilen bir elektriğin barajlarda, nükleer santrallerde, termik santrallerde bir yerden bir yere nakli için yüksek gerilim hatları kullanılıyor. Bu yüksek gerilim hatlarında kayıp olan enerjiyi azaltmak için arkadaşlar yüksek gerilim düşük ilkesiyle transformatördeki gerilimi ne yapıyoruz? Arttırıyoruz. Ve arkadaşlar sonra tekrar şehir merkezlerine verirken gerilimi düşürüyoruz. Yoksa şöyle 20 bin voltu bir şehre verdim mi arkadaşlar her şey havaya uçmaya başlar. Sevgili arkadaşlar tabi buralarda böyle okuma parçalar bayağı var, onları geçmek zorundayım. Şimdi şurada bazı şeyler dikkatimi çekti. Zaten cevap vermem gereken şeylere cevap vereceğim sevgili arkadaşlar. Diğerlerini de siz bir okuyun. Yüksek gerilim elektrik hatları ne amaçla kullanılmıştır? Biraz önce ve yapılmıştır. Arkadaşlar yüksek gerilim hatlarının yapılma amacı bu arkadaşlar elektriğin nakli sırasında kayıp olan enerjiyi azaltmaktır. Bunu da neyle yapıyoruz? Transformatörle. Transformatör elektriğin hangi özelliklerini değiştirir? Gerilimini ve akımını değiştirir arkadaşlar. N1 bölü N2 sarım sayılarının oranı eşittir. V1 bölü V2 eşittir. I2 bölü I1. Bu arkadaşlar ideal transformatörler için geçerlidir. Eğer verim %100'ün altında ise arkadaşlar verim neydi? Verim alınan güç bölü verilen güç I2 çarpı V2 bölü I1 çarpı V1 diyoruz sevgili arkadaşlar. İletkenden akım geçerken oluşan ısı enerjisi nelere bağlıdır arkadaşlar? Isı enerjisi I kare çarpı R çarpı T. Akıma bağlı, dirence bağlı ve geçen süreye
bağlıdır. Sevgili dostlar, bir iletkenin direncini etkileyen faktörler: direnç R eşittir rho, öz direnç L boyu, S kesit alanı. Ayrıca arkadaşlar sıcaklığa da bağlıdır diyoruz. Evet, vatandaş ne demiş? Aşağıdaki grafiklerden hangisinde iletkende oluşan ısı enerjisi ile akım şiddeti ve direnç değerleri arasındaki grafik doğru verilmiştir arkadaşlar? Bu ısı enerjisi I kare çarpı R çarpı T midir? Evet. O halde arkadaşlar akımın karesiyle orantılı, direncin ise arkadaşlar kendisiyle orantılıdır. Şimdi tabi burada akım R'yi arttırdığımızda bir şekilde arkadaşlar zaten bundan akım da etkileniyor. Yani bir şekilde bundan akım da etkileniyor. Fakat arkadaşlar yani şu veriye göre cevabımız Ceyhan olacaktır. Hava ortamında Q1, Q2 yüklerinin birbirine uyguladığı elektriksel kuvvet F'tir. Bu yükler arasındaki uzaklık değiştirilmeden su ortamına konulduklarında F kuvveti nasıl etkilenir? F eşittir arkadaşlar K, Q1 çarpı Q2 bölü D kare midir? Karedir. O halde sevgili arkadaşlar burada bunlar sabit. Havanın arkadaşlar yalıtkanlığı sudan daha fazladır. Yani bu daha küçüktür. Efendime söyleyeyim, havanın arkadaşlar hava için K sudakinden daha küçüktür veya sudaki daha büyüktür. O halde K artınca F de ne yapacak? Artacaktır diyoruz sevgili arkadaşlar. A noktasına bulunan A noktasına noktasal bir Q yükü konulmuştur. Bu yükün B noktasındaki elektrik alanı 36 N bölü kulomb. B noktalar arası uzaklık eşit olduğuna göre CD'yi bulalım diye söylüyor. Arkadaşlar elektrik alanı büyüklüğü E eşittir K Q bölü D kare diyoruz. Arkadaşlar 1'in karesi 1, 2'nin karesi 4, 3'ün karesi 9. O halde bu noktadaki alan E ise bu noktadaki alan E bölü 4, D'deki ise E bölü 9 olacak. O halde arkadaşlar 36, 36 bölü 4, 9, 36 bölü 9, 4. O halde arkadaşlar C noktasında 9, D noktasında 4 olur. Yükleri eksi Q ve artı Q olan özdeş A ve B küreleri şekildeki gibi dengedeyken iplik gelme kuvvetleri T1, T2'dir. A ve B küreleri kendi aralarında yer değiştirir. T1 ve T2 gelme kuvvetleri nasıl değişir? Arkadaşlar ilk durumda da çekiyor F kuvvetiyle. İkinci durumda da çekecek F kuvvetiyle. Bunu buraya almamızın hiçbir anlamı yok. Zaten arkadaşlar buradaki kuvvetler F kuvveti olduğu için her biri de özdeş. Bunun adına da G diyelim. O zaman arkadaşlar ipteki gerilme ne olacak? 2G. Bakınız bunu ispat edeyim. Aşağı doğru G çektikleri için bu iptek gerilme ne olur? G eksi F. Aşağı doğru G eksi F artı F. Ne yaptı? Gitti. Artı G. Bu da bu ağırlığımız var. G artı F artı G eksi F. Aha F'ler gider arkadaşlar. T1 eşittir 2G. Yani şu ipteki gerilme bu ipteki arkadaşlar şuradaki elektriksel kuvvete bağlı değil. Varsayalım ki şu ipin boyunu azaltsak arkadaşlar çekme kuvveti artacağı için T2 azalır. T1 yine değişmez. T1 her halükarda bu ikisinin ağırlığına eşittir arkadaşlar. Bu cisimler birbirini itse de çekse de niye bağlı değil güzel kardeşim? Buradaki elektriksel kuvvete bağlı değil. Evet, K ve R noktalarına yerleştirilen eksi 2 Q ve artı 4 Q yüklerinin X noktasındaki potansiyeli Vx, Y noktasındaki V'ye'dir. Buna göre Vx bölü V'ye oranı nedir diye sorulmuş. Sevgili arkadaşlar potansiyel V eşittir K Q bölü D ile veriliyor. Zaten görüldüğü gibi arkadaşlar K sabit. Q bölü D'ler de sadeleşeceği için bunların sadece kat sayılarıyla işlem yapalım. Nasıl mı? Bakın. Eksi 2 bölü 2 eksi 1. Bu arkadaşlar 4 bölü 2 2 topladığımızda Vx eşittir 1. Şimdi arkadaşlar Y'ye göre eksi 2 bölü 3. Evet, eksi 2 bölü 3. 4 bölü 1 4. Toplayalım arkadaşlar. V'ye topladı. 3 kere 4 12. Eksi 2 10. 10 bölü 3. 10 bölü 3. Ters çevirip çarparsak cevabımız 3 bölü 10.
Kenarı D olan şekildeki karenin köşelerini artı 2 kü artı 2 kü eksi 4 kü, yani bunlar yerleştirilmiş. Artı 2 kü'nün O noktasında oluşturduğu elektrik alanı büyüklüğü E olduğuna göre O noktasındaki bileşik elektrik alan büyüklüğü kaç E'dir? Sevgili arkadaşlar, elektrik alan büyüklüğü E eşittir K Q bölü D kare ile veriliyor mu? K'lar aynı, görüldüğü gibi uzaklıklar da aynı, karenin köşeleri. O halde sadece Q'lara bakalım. Arkadaşlar artı 2'nin oluşturduğu elektrik alan E ise eksi 2, eksi 4. Zaten bu eksi sadece yön belirtecek. Artının oluşturduğu dışa doğru, eksinin oluşturduğu kendine doğru. Büyük 2 katına çıktığı için bu da arkadaşlar 2 katına çıkacak. 2 E. 8'in oluşturduğu bunun kaç katı? 4 katı. 4 E. Bu da artı 2 oluşturduğu için arkadaşlar E olacak. Görüldüğü gibi E, 2 E daha 3 E. Şu arkadaşlar görüldüğü gibi 3 E. Burada ise arkadaşlar 4 E eksi E. Ne yaptı arkadaşlar? Yine 3 E. Ve bu kare olduğu için köşegenler birbirini dik keser. Arkadaşlar 3 3 bileşkemiz 3 kök 3 E olacaktır. Aradaki açı 90 derece olduğu için Pisagor amca teoremi. Bunu şunla çizseydik daha mı güzel görünebilirdi? Olabilirdi sevgili arkadaşlar. Bir kenarı 3 metre olan kaleme eşkenar üçgenin arkadaşlar köşelerine bu yükler konulmuştur. Buna göre K noktasındaki yükün potansiyel enerjisi, L noktasındaki, M noktasındaki ve sistemin potansiyel enerjisi arkadaşlar sorulmuş. Şimdi ben size bunun arkadaşlar genel çözümünü bakın göstereyim arkadaşlar. Burada sistemin potansiyel enerjisi, yani D şıkkından başlamış olalım. Bakın arkadaşlar. Sistem potansiyel enerjisi K Q1 Q2 bölü D1 3 3 Q1 Q3 bölü 3 Q2 Q3 bölü 3. Yani arkadaşlar burada sistemin potansiyel enerjisini bulmak için hepsini, tabi K burada 9 çarpı 10 üzeri 9'u almalıyız sevgili arkadaşlar. Çarptığımız zaman da zaten sonuçları buluyoruz. Tek tek. Arkadaşlar K noktasındakini bulurken K ile L'yi, K ile M'yi çarpacaksınız. L noktasındakini bulurken L ile K'yı, L ile M'yi çarpacaksınız. M noktasındakini bulurken M ile K'yı, M ile L'yi çarpacaksınız. Bunun için ben size arkadaşlar bir K yapayım. Ben K noktasındakini bulmak için EK eşittir 9 çarpı 10 üzeri 9. Evet, 8 çarpı 10 üzeri eksi 4 çarpı 4 çarpı 10 üzeri eksi 5. 8, 4 kere 8 32 çarpı 10 üzeri eksi 9 bölü 3 artı 9 çarpı 10 üzeri 9 çarpı 8 çarpı 10 üzeri 4, 8 kere 5 40, 40 çarpı 10 üzeri eksi 10, 10 üzeri eksi 10 bölü 3. Evet. Burada arkadaşlar sadeleştirdik. 3 kaldı. Şunlar da gider. 3 çarpı 32 6 96 96 artı şu da 10 üzeri 10 yapar. 10 üzeri eksi 10 gider. Şurada 3 kalır. 3 kere 4 12 eşittir arkadaşlar 108. 108 joule. Hepsini bulmak için bakın şu 108'e sadece bununla bunu da ekledim mi tamam arkadaşlar. Yani sistemin toplam enerjisini bulmuş olurum. Ki o da arkadaşlar şu ikisi arasındaki 9 çarpı 10 üzeri 9 çarpı 4 kere 5 20 çarpı 10 üzeri eksi 11 bölü 3. Evet. Şimdi şu 10 üzeri 10, 10 üzeri eksi 1 kaldı. Şurası arkadaşlar 3. 3 kere 2 6 6. Bu arkadaşlar bakın üzerini çok küçük verdiği için 6 çarpı 10 üzeri eksi 1, bu da 0 6 çıktı arkadaşlar. Hepsiyle toplarsak şimdi şurası 10 üzeri bak 9'lar gider arkadaşlar. 5 kere şurada 4 kere 8 32 32. Evet, bir de bu önündeki 3 var 108. Evet, 3'e böldük. Tabi önündeki 9'u unutmayın arkadaşlar.
Buradaki 9'u 3'e böldük. 3 kaldı. Burada 3 kere 4 12. Pardon şurayı. Evet 3. 3 kere 4 12. 1,2. Şurayı yanlış yazmışız arkadaşlar. Evet 3 kere 4 12 çarpı 10 üzeri. Eksi 1. O da 1,2. Toplarsak arkadaşlar 108 ile 109,2 sistemin enerjisi. Dediğim gibi arkadaşlar bu kayboldum. Şundan şunu, şundan şunu. Bir de bu ikisini çarparsam arkadaşlar hepsini bulmuş olurum diyoruz. Ha, burada arkadaşlar size şöyle bir tavsiyem olabilir. Bu ikisini çarpın, yazın. Bu ikisini çarpın, yazın. Bu ikisini çarpın, yazın. Ha, şimdi kaybolmak istiyor. Şu ikisini toplayın. M'yi mi soruyor? Bu ikisini toplayın. L'yi mi soruyor? Bu ikisini toplayın. Tamamını mı soruyor? Üçünü toplayın sevgili arkadaşlar. Buradaki efendime söyleyeyim bağıntımız ne? K Q1 çarpı Q2 bölü D. Diğer çarpma ve toplama ve bölme işlemlerini de size bırakıyorum. Gerçi ben hepsini de yapmış oldum arkadaşlar. Eksi küplü parçacık 1, 2, 3 yönlerinde hareket ettirilmektedir. Hangi yönlerde parçacığın elektrik potansiyel enerjisi artar? Sevgili arkadaşlar şimdi size burada mükemmel bir tüyo veriyorum. Eğer işi dış kuvvetler yapıyor ise arkadaşlar potansiyel enerji artar. İşi sistemin kendisi yapıyorsa arkadaşlar potansiyel enerji azalır. E zaten arkadaşlar ikisi arası hiçbir iş yapılmıyor. Şimdi bu eksi yüklü parçacık arkadaşlar. Eksi yüklü parçacık bıraksak arkadaşlar sola doğru gelir. O halde üç yönde hareket ettirmek için burada işi dış kuvvetler yapıyor. Dış kuvvetler yapıyorsa demek ki potansiyel enerjisi artıyor. 3 doğru. Bir de ise arkadaşlar bakın kendiliğinden buraya gelir. Yani eksi artıya arkadaşlar kendiliğinden geleceği için bir de elektriksel kuvvetler yani sistem iş yapıyor. Sistem dediğimiz arkadaşlar burada elektriksel kuvvetlerdir. Bu aynen şuna benziyor arkadaşlar. Bir cisim düşünün. Yukarı doğru kaldırmak için dış kuvvetler iş yapıyor. Cismin potansiyel enerjisi artar. Bu yönde arkadaşlar. Çünkü yer çekimine karşı iş yapılır. O halde yukarı doğru giderken potansiyel enerji artıyor. Ama bıraktığınızda kendiliğinden aşağı gelir. Potansiyel enerji azalır. Ve dolayısıyla arkadaşlar sistemin kendisi iş yapmış olduğundan dolayı diyoruz. Evet arkadaşlar en azından bu videoda açık uçlu soruları bitirmeyi düşünüyorum. Şekildeki MN levhalarına 400 voltluk bir gerilim uygulanmaktadır. AB noktalar arasındaki potansiyel fark kaç volttur arkadaşlar? 400. 400'ü 6'ya bölelim sevgili arkadaşlar. 400 bölü 6 200 bölü 3. 200 bölü 3. İşte arkadaşlar 200 bölü 3. Şurası. Efendime söyleyeyim. Neresi bunun 2'de? Neresi A? Neresi B? Bu ne yapmış? Evet. 6D. Şurası C noktası ise evet. Şurası 2'de. Şurası D. Evet. Şu ara 2'de. Pardon. Evet. AB. A ile B arası arkadaşlar 2D ise VAB. VAB. Arkadaşlar iki nokta arasındaki potansiyel farkı şöyle de bulabilirsiniz. Bakın bu her D arasındaki zaten neyi bulmuş oldum burada? Elektrik alanı buldum. Elektrik alan E eşittir V bölü D. O da 200 bölü 3. İşte arkadaşlar iki nokta arasındaki potansiyel fark VAB eşittir E çarpı D'dir. Tabi DAB AB arası. 200 bölü 3 çarpı 2 400 bölü 3 diyoruz sevgili arkadaşlar. Bakın zaten 2 de 600'ün 3'te 1'i. O da 400 bölü 3 arkadaşlar. O şekilde de düşünebilirsiniz. Yani bu 6'ya böldüğünde her D aralığındaki potansiyel 200 bölü 3. 200 bölü 3, 200 bölü 3, 400 bölü 3. Şurası da arkadaşlar bakın 200 bölü 3 çarpı 3 şu B ile şu arası. O da ne yapar arkadaşlar? 200. Evet. Niye? Çünkü zaten arkadaşlar 3'te 6 D'nin yarası. O halde şu arayı sorsa şu arayı. Şuraya da D diyelim. BD arası 200 olacaktır.
Evet arkadaşlar, baktığımızda BC arasını demiş. BC arası D olduğu için zaten arkadaşlar 400'ü 6'ya böldük. 400 bölü 6 200 bölü 3. 1 ile çarptık, 200 bölü 3. B C. Evet, BC 200 bölü 3 dedik. Bakalım. AC noktaları arası AC. AC C'yi şurada yediği için arkadaşlar şuraya yazmalıyım. AC arası bakıyorum. Şurası arkadaşlar 2D. Şu noktayı şuraya yazacakmış yani arkadaşlar. İşin doğrusu matbaa hatası olmuş. Şurası 3D olduğu için arkadaşlar 200 bölü 3 çarpı 3, o da 200 demiştik biraz önce de olduğu gibi AC arası. Bakalım başka bir şey var mı? Evet, çok şükür o soru bitmiş. Yüklü paralel levhalar arasına ve sıfır hızıyla fırlatılan eksi iki yüklü parçacığa etki eden kuvvetler şekilde gösterilmektedir. Parçacığın hareket yönü ne olabilir? Sevgili arkadaşlar, bu eksi yüklü parçacık olduğu için etki eden elektriksel kuvvet F eşittir eksi QE. Bu ne demektir arkadaşlar? Buradaki eksi işareti, yani eksi yüklü parçacığa etki eden kuvvet elektrik alana zıt yönlü. Peki arkadaşlar, MG ile F zıt yönlü, hangisi daha büyük ya da eşit mi? Kesin bilgimiz yok. Eğer F eşittir MG ise sapmadan yoluna devam eder. F daha büyükse arkadaşlar, buradaki şu bir yönünde diyelim, F eşittir ya da MG büyüktür F ise arkadaşlar, MG büyüktür F ise, şu da 3 yönü olsun. Bir yönü de şu kesikli çizgi yönü olsun 2. İki yönünde arkadaşlar hareket edebilmesi için F eşittir MG olmalıdır. Burada F büyüktür MG olmalıdır diyoruz sevgili arkadaşlar. Yani 3 yol izleyebilir. Sevgili arkadaşlar, video biraz uzuyor fakat bunları burada bitirmek istiyorum. Yani bu en azından açık uçlu soruları bu videoda bitirelim. Biraz uzayabilir. X ve Y kondansatörlerinin yüzey alanları eşittir. X ve Y kondansatörlerinin levhalar arasındaki uzaklık sırasıyla D3'te levhalar arasındaki diyelektrik maddelerin diyelektrik sabiti verilmiş. X kondansatörü 2 ve Y kondansatörü V gerilimiyle tamamen doldurunda yükleri oranı ne olacaktır diye arkadaşlar soruluyor. Şimdi arkadaşlar, şurada CX eşittir 3 epsilon A bölü D verilmiş arkadaşlar. Efendime söyleyeyim, C'yi bulalım. C eşittir 2 epsilon A bölü 3 de verilmiş. Şimdi bakıyoruz, 3 epsilon A bölü D 2 epsilon. Arkadaşlar direkt kat sayıları. Bu 3C. Bu ise arkadaşlar 2 bölü 3C. Yani epsilon A bölü D'ye C dedim. Epsilon A bölü D'ye C dedim. O halde arkadaşlar bu da 2 bölü 3 C olacaktır. Q eşittir CV. 3C çarpı 2V 6CV. Burada arkadaşlar Q eşittir 2 bölü 3CV. 2 bölü 3CV. Evet, oranı 6 bölü 6 bölü 2 bölü 3. Ters çevirip çarparsak arkadaşlar 6 çarpı 3 bölü 2. 6 çarpı 3 bölü 2. 3 kere 3 9 olmaktadır sevgili dostlar. Kondansatörler ve üreticine bağlanan şekildeki devre kurulmuştur. Buna göre X sıvacı Q yükü ile yüklendiğinde Y sıvacının yükü kaç Q olur? Sevgili arkadaşlar bakın, şu potansiyel V ise buranın potansiyeli 2V olmalıdır. Niye? Seri bağlı sıvaçların yükleri eşit olması için arkadaşlar, sağlarıyla potansiyelleri zıt, daha doğrusu ters orantılı olmalı. Bakın 2 kere 3 6, 1 kere 6 6. Şu iki nokta arası potansiyel 3V ise burası da arkadaşlar 3V olacaktır. Şimdi arkadaşlar burada Q dediği 6 F çarpı V. 6 F V. Gördüğü bunun yükü de 6 F arkadaşlar. Bu 3 kere 8 24 F V. O zaman bu kaç Q olur arkadaşlar? Evet, 24 6'nın 4 katı 4 Q olur sevgili dostlar. 4 Q.
Q4 Q'da arkadaşlar ne olacaktır? 5Q olacaktır. Çünkü şuranın toplam yükü yine Q olur arkadaşlar. Bunun yükü 4Q'ydu. O halde şuranın tamamı arkadaşlar 5Q olur. Bura 5Q ise buna seri bağlı olan bunun kondansatörün ne olduğu arkadaşlar hiç önemli değil. Bu 15F değil. Ne F olursa olsun yine arkadaşlar yükü 5Q olacak diyoruz. Sevgili dostlar, artı yüklü parçacık düzgün B manyetik alanına ve hızıyla girmektedir. Parçacığı etki eden manyetik kuvvetin yönü nedir? Sevgili arkadaşlar, 4 parmak manyetik alanın yönünü göstermeyecek. Baş parmak hızın yönü. Bakın arkadaşlar, şöyle gelin baş parmak hızın yönünü. 4 parmak manyetik alanın yönünü gösterecek şekilde B. Şu da arkadaşlar V ise ne olacak? Avuç içi arkadaşlar, avuç içi görüldüğü gibi dışa doğru oldu. Eğer elinizi şöyle tutarsanız arkadaşlar, avucunuzun içi, bu da arkadaşlar kuvveti gösteriyor. İşte bu yüklü parçacığa etki eden kuvvet artı Z yönünde, yani dışa doğru çıkan yönünde, bazıları diyor giren yönünde. Nereye? Tabi sayfa düzleminden çıkan, sayfa düzlemine giren. Biz de arkadaşlar sayfa düzleminden dışa doğru, sayfa düzleminden içe doğru çıkan, giren falan da denilebilir. KL kondansatörlerinin yük potansiyel grafiği verilmiştir. K ve L kondansatörleri seri olarak 20 voltluk üretece bağlandığında her bir kondansatörün enerjisi kaç joule olur sevgili arkadaşlar? KL kondansatörleri seri olarak. İlk önce sevgili arkadaşlar buradan Q eşittir CV. C'yi çekelim. C eşittir Q bölü V. İşte arkadaşlar 60 bölü 10, o halde K'nın sıvası 6, 60 bölü 30 2. Bunları arkadaşlar seri olarak bağladığımızda 6'ya 2. Niye arkadaşlar? 20 voltluk bir potansiyele ne diyor? Her bir kondansatörün enerjisi ne olur? Şu arkadaşlar 20. Bunların arkadaşlar KL kondansatörleri seri olarak. Evet, burayı doğru okuduk. Şimdi sevgili arkadaşlar seri bağlı kondansatörlerin sıvaçların, tabi sıvaç diyorduk ama burada yine kondansatör demiş. Dilimizi yine bu kondansatöre çevirmiş ama arkadaşlar sistemde Türk Dil Kurumu bunu sıvaç olarak değiştirmişti. Fark eden bir durum yok. Şimdi arkadaşlar bunların yükleri eşit midir? Eşittir. O zaman C ile B ters orantılı. V'ye 3V. O halde arkadaşlar 4V eşittir 20. V eşittir 5. O halde arkadaşlar şunun potansiyeli 5. Bunun potansiyeli arkadaşlar ne olacaktır? 15. Enerjimiz E eşittir 1 bölü 2 C V kareden gidelim. 1 bölü 2 kimi buluyoruz arkadaşlar? Şu 6, şunun enerjisine E1, bunun enerjisine E2 diyelim. Peki kardeşim, E1'i bulalım. E1 eşittir 1 bölü 2, C yerine 6 yazıyorum. V kare 25. O halde 3 çarpı 25, 125. E2 bildiğiniz çarpma, toplama, bölme. 1 bölü 2 C 2 çarpı V kare, 15'in karesi 225. İşte arkadaşlar ne oldu? Bu da 225 oldu. Bu da 75 oldu diyoruz. İ bir akım taşıyan düz tel ile iki akımı taşıyan R yarıçaplı halka tel sayfa düzleminde ve O noktasında oluşturdukları manyetik alan şiddeti budur. Buna göre İ2 akımı nedir diye sorulmuş sevgili arkadaşlar. Bakıyoruz bunun oluşturduğu arkadaşlar çembere avuçladığımızda çemberin oluşturduğu manyetik alan dışa doğru. Bakıyoruz arkadaşlar şunun oluşturduğu, şöyle avuçladığımızda burada oluşan manyetik alan içe doğru. Demek ki arkadaşlar ters yönlerde olacak. Buradaki arkadaşlar R'yi metre almamız gerektiğini unutmayalım. 12 bölü 100 metre. Şimdi manyetik alan şiddeti, yani bileşke manyetik alan şiddeti arkadaşlar nedir diye sorulmuş. Şimdi öncelikle şu B1'i bir bulalım. Acaba B1 nedir? Sevgili kardeşim, düz telin oluşturduğu K
2i bölü d. Buradan bir yerine yazalım. 10 üzeri eksi 7, 10 üzeri eksi 7 çarpı 2 çarpı 3 bölü 12 bölü 100. Uzaklığı işte görüldüğü gibi 12 bölü 100 sevgili arkadaşlar. Şimdi 10 üzeri eksi 5 diyor. O halde bu b1'i buraya alacağım. Şu 100'e çarptığımız 10 üzeri eksi 5 kalıyor. 6 bölü 12 0,5. 0,5 çarpı 10 üzeri eksi 5 arkadaşlar. Şimdi bu 0,5, 0,5'ten bir sayı çıkarırsak 1 olmaz. Mutlaka arkadaşlar şunun oluşturduğu daha büyük olmalı. O halde bu B'den neyi çıkartırsam 0,5'ten arkadaşlar daha doğrusu B'den 0,5 çıkarınca 1 kalacak. Demek ki arkadaşlar bunun 1,5 olması gerekiyor. Yani 3 bölü 2'den 0,5 çıkarırsam 1 kalır. O halde bu da arkadaşlar K 2 pi i bölü r. O halde şuraya yazalım. 3 bölü 2 eşittir. 10 üzeri eksi 7. Tabi bu çarpı arkadaşlar. Evet. 10 üzeri eksi 7. Canım kardeşim. 1 çarpı 10 üzeri eksi 5. Demek ki buradaki 3 çarpı 10 üzeri eksi 5. Tabi 10 üzeri eksi 5'i de unutmayalım. Çarpı 2 çarpı yerine 3 al. İ bölü 12 bölü ne diyoruz arkadaşlar? 100 diyoruz. Yine şurası 10 üzeri eksi 5 kaldı. İşte bu 10 üzeri eksi 5'ler sadeleşti. Sevgili arkadaşlar 2 kere 3 6. Şurada 2 kaldı. Bu ikiler de sadeleşti. İ eşittir 3 amper çarpma bölme. Aynı düzlemde ve aralarında 90 derece açı bulunan sonsuz uzunluktaki teller üzerinden İ ve 2'yi akımı geçmektedir. K noktasındaki manyetik alanın büyüklüğü B olduğuna göre arkadaşlar. L noktasındaki bileşik manyetik alanın büyüklüğü kaç B olur? Önce arkadaşlar bu telin bakın kendi alt tarafında oluşturduğu sağında solunda da diyebiliriz arkadaşlar. Oluşturduğu manyet sağ el kuralı ile arkadaşlar baş parmak akım yönünü gösterecek şekilde teli avuçladığımızda arkadaşlar bunun burada oluşturduğu içe doğru, burada oluşturduğu dışa doğru. Dolayısıyla arkadaşlar her noktada alt tarafında içe doğru, üst tarafında dışa doğru. Şimdi şu telin oluşturduğu arkadaşlar şöyle baş parmak akımı yönünü gösterecek şekilde evet burada içe doğru bu tarafında, bu tarafında da dışa doğru arkadaşlar. Şimdi burada her ikisini topluyorum, burada çıkartıyorum. Bunun oluşturduğu arkadaşlar B üssü ise bunun oluşturduğu 2B üssü. Demek ki arkadaşlar burada zıt yönde ise çıkartmamız gerekiyor. O halde bu noktada arkadaşlar B dediği 2B üssü eksi B üssü B üssü o da eşittir B. Nereye doğru arkadaşlar? İçe doğru. Niye? Çünkü içe doğru olan daha büyük. Burada ise her ikisi dışa doğru bir kere eksi olmak zorunda. 2B üssü B üssü daha 3 B üssü toplarsa arkadaşlar eksi 3B diyoruz. Evet. Arkadaşlar 31. soruya geldik. Sona doğru yaklaşıyoruz. Düzgün türdeş elden yapılmış çemberin K noktasından giren iğ akımı L noktasından çıkmıştır. Evet. Buradan arkadaşlar girdi. Buradan ikiye bölündü. Ve buradan çıktı. Burası arkadaşlar uzunluğu L ise buraya ne kaldı? 5L kaldı. O halde buranın direnci R ise buranın direnci 5R oldu. Niye? Çünkü R eşittir. Rho L bölü S. İksen o noktasında oluşturduğu manyetik alan B ise o noktasında meydana gelen manyetik alan yani bileşke manyetik alan kaç olur? Arkadaşlar bu açı ne olursa olsun 60, 120, 90 vesaire ne olursa olsun bu o noktasındaki bileşke manyetik alan her zaman sıfırdır. Niye şimdi bunun ispatını yapacağım? Şimdi şuradan R'ye 5R olduğunu anladınız mı? Anladık. Arkadaşlar KL noktası bura ve bura. Bunlar paralel olduğu için akımla direnç ters orantılı olarak paylaşılacak. 5i'ye i. Peki arkadaşlar meydana gelen manyetik alan 5'tir. K2 pi i bölü r. Buradaki arkadaşlar çember yayında alfa bölü 360. Şimdi bakın. Şu sabit 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 sabit. Arkadaşlar ama bu 360 da sabit sadeleşiyor. I çarpı alfaya bakın. 5i çarpı alfa. Bu da i çarpı. Şurası ne oldu arkadaşlar? 5. Yani
Bu 60'sa burası arkadaşlar 300. Kaç katı? 500. 5 çarpı 60 300. 1 çarpı 300 300. Bunlar eşit büyüklükte ve zıt yönde. Şu arkadaşlar bakın şöyle dört parmağınız akımı yönünü gösterecek şekilde çemberi avuçladığımızda şunun oluşturduğu manyetik alan dışa doğru, şunu avuçladığımızda arkadaşlar içe doğru, yani burada oluşturduğu, dolayısıyla biri içe biri dışı olduğu için bunlar birbirini götürecek. Demek ki böyle bir soru geldiğinde hiçbir işlem yapmadan arkadaşlar, bu açı 60 olsa, 90 olsa, 120 falan filan ne olursa olsun değer 0 olmaktadır diyoruz. B manyetik alanında bulunan 1, 2, 3 iletken tellerinden sırasıyla 1, 2, 3 akımları geçmektedir. Hangi tel etkiden bileşken manyetik kuvvet 0'dır? Sevgili arkadaşlar bakın burada manyetik alan, şurada 4 parmağımız bu yönde. Eğer arkadaşlar akım yukarı doğru ise arkadaşlar şu akım i, 4 parmak ve içe doğru. Eğer akım dışarı doğru ise arkadaşlar ne olacaktır? Daha doğrusu akım aşağı doğru ise bu sefer dışa doğru olacaktır sevgili arkadaşlar. Yani şöyle gelsin, şöyle parmağımız falan, tamam. Burada i akımı, b manyetik alanı, burada ise arkadaşlar dışa doğru olacak diyoruz sevgili arkadaşlar. Evet. Noktayı böyle yapamıyor bu. Vatandaşta bir şeyler var. Evet. Şimdi arkadaşlar zaten şunlar akımla aynı yönde, buralara kuvvet etki etmiyor. Evet. Bu arkadaşlar içe, bu dışa. Bu efendim söyleyeyim dışa. Bunun arkadaşlar zaten bak yatay bilen şuna bir kuvvet etki etmiyor. Bunu da şu yatay bileşenine. Yine arkadaşlar bunu şöyle düşün. Şu düşey bileşenine etki eden kuvvet arkadaşlar bundan aynı ve içe doğru. Ve dolayısıyla buna etki eden kuvvet de sıfır. Aynı şekilde arkadaşlar bu kısmı etkeden kuvvetten bu kısmı etkeden kuvvet görüldüğü gibi zıt yönde olduğu için bunu etkeden kuvvetle sıfır cevabımız hepsi diyoruz. Bobin ve reostadan kurulmuş şekildeki elektrik devresi arkadaşlar, daha doğrusu kurulmuş elektrik devresi şekildeki gibidir. Bobin bağlı, bobine bağlı devrede reosta sürgüsü ok yönünde çekildiğinde arkadaşlar. Şimdi akım geliyor. Şöyle bakın. Devreyi şuradan tamamlayacağına buradan. O zaman direnç ne yaptı? Arttı. I eşittir V bölü R. Direnç artınca akım ne yapar? Azalır. Sevgili arkadaşlar şu devre akımı. Devre akımı bu yönde. Devre akımı azalırsa sevgili arkadaşlar öz indüksiyon akımı devre akımı ile aynı yönde oluşur. Yani bir yönünde. Bobindeki manyetik akı azalır. Arkadaşlar manyetik akı fi eşittir BA çarpı tabi kosinüs alfa. Burada kosinüs alfanın bir anlamı yok. Sevgili arkadaşlar i azaldığı için B azalır. Manyetik akı da azalır. Öz indüksiyon akımının yönü biraz önce dediğim gibi devre akımı azaldığından dolayı devre akımı ile aynı yönde, yani bir yönünde oluşur. Aynı maddeden yapılan iletken XYZT ray düzeniyle kütlesi ihmal edilen kale çubuğu sürtünmesizdir. Kale çubuğu yeterince uzun ray üzerinde bir yönünde doğrultusunu değiştirmeden kayabilmektedir. Kale çubuğunun YZ kenarına ulaşıncaya kadar geçen sürede hareket türü nedir? Sevgili arkadaşlar, aslında direkt şunu söyleyebilirim pratik olarak. Manyetik alanda hangi yöne kayarsa buna zıt yönde arkadaşlar bir manyetik kuvvet oluşuyor. Bunun sebebi şu arkadaşlar. Dört parmak bakın manyetik alanın yönünü, baş parmak hızın yönünü gösterecek şekilde tuttuğunuzda avuç içi akımın yönünü gösterecek. İşte bu yönde bir akım meydana geliyor. Bu sefer dört parmak manyetik alanın yönünü, baş parmak akımın yönünü gösterecek şekilde tuttuğunuzda arkadaşlar avuç içi etki eden manyetik kuvveti gösteriyor. Ve burada arkadaşlar hız arttıkça meydana gelen akım ve manyetik kuvvet ne yapacak? Artacak. F eşittir B çarpı I çarpı L. Hız arttıkça I artacak. Çünkü arkadaşlar manyetik akı değişimi ya da meydana gelen indüksiyon akımı arkadaşlar EMK'sı E eşittir bavul. V arttıkça E artacak. E arttıkça I artacak. F artacak. İşte arkadaşlar
Tabii bu yeterince uzun mu? Ha, şimdi kardeşim, belli bir yere kadar bu cisim hızlandı diyelim işte arkadaşlar. İşte şu mg sinüs alfa buradaki f'e eşit olduğunda cismin ağırlığı mg. Şu açı alfa de. Şu mg sinüs alfa. Arkadaşlar eşit olduğu an artık sabit hızla hareket edecektir. Önce arkadaşlar azalan ivmeyle, yani BT grafiğini çizecek olursam azalan ivmeyle hızlanıyor. Sonra arkadaşlar sabit hızlı yoluna devam ediyor. Yeterince uzun dediği için sevgili arkadaşlar, evet, yeterince uzun ray üzerinde hareket süresi önce azalan ivmeyle hızlanır, sonra sabit hızlı yoluna devam eder. Şimdiye kadar çözdüğümüz en güzel soru buydu. Sonsuz uzunluk alet tellerinden 3 I ve 2 I büyüklüğünde akımlar geçmektedir. Her iki telin manyetik alan içinde kalan L uzunluğundaki bölümüne etki eden kuvvetlerin oranı nedir? Sevgili arkadaşlar, burada şu açının hiçbir önemi yok. Telin yatayla yaptığı açı falan. Şimdi şu kuvvete bir bakın. F eşittir 1 çarpı sinüs alfa. Lakin bu alfa arkadaşlar B ile L arasındaki açı. B ile L. Burada telin yatayla. Burada bakın arkadaşlar, dik. Manyetik alan tele dik. Manyetik alan tele dik. Yani burada açımız 90 derece. O halde arkadaşlar B çarpı 3i çarpı L. B çarpı 3i çarpı L. B çarpı 2i çarpı L. Bu da arkadaşlar 3 bölü 2. Her gördüğümüz sakallı nasıl ki dedemiz değilse, her gördüğümüz açı da arkadaşlar bizi ilgilendirecek diye ya da alacağız diye ya da kullanacağız diye bir kayda yok. Bizi yanıltmak için bir şeyler de verilebilir. Biz öncelikle bu açının ne olduğunu bilmeliyiz. Bu açı B ile İ ya da B ile L arasındaki açıdır. Primer ve sekonder gerilim sırasıyla VP ve VS olan transformatörün sarım sayıları ve akım şiddetleri arasındaki ilişki, buna göre transformatörün verimi arkadaşlar. O halde şu enseye N dersek, sekondere N dersek arkadaşlar, sekonder. Evet, NP yani primer 2N oldu arkadaşlar. O zaman İS'ye 5 dersek, İS'ye pardon 8 dememiz gerekiyor. Çünkü arkadaşlar çarpımları eşit 8. İP'de ne olacak? 5 olacak diyoruz sevgili arkadaşlar. 8 kere 5 40, 5 kere 8 40. Verim alınan güç, yani İS VS bölü verilen güç İP VP'dir sevgili arkadaşlar. O halde şimdi tabii VS bölü VP ENSE bölü NP. Şimdi İS'yi yazıyorum. 8 bölü 5 arkadaşlar. VS bölü VP yerine de ENSE bölü NP 1 bölü 2 N bölü 2 N 1 bölü 2 yazıyoruz. Şu 4 oldu arkadaşlar. 4 bölü 5. Yani 0,8 %80 verim var diyoruz sevgili arkadaşlar. Kenar uzunluklar 1 metre ve 1 metre, 2 metre, 1 metre olan dörtgen şeklindeki tel çerçeve bulunduğu konumdan 0,5 saniyede 90 derece döndürülerek manyetik alana paralel hale getiriliyor. İndüksiyon akımı. Arkadaşlar meydana gelen indüksiyon akımı eksi delta fi bölü delta t. Delta fi. Fi neydi arkadaşlar? Fi eşittir B çarpı A çarpı kosinüs alfa. Buradaki arkadaşlar alfa açısı B ile yüzey normali arasındaki açı. Burada arkadaşlar ilk durumda normal da yüzeye dik her zaman. Manyetik alan da dik. Dolayısıyla B ile arkadaşlar normal aynı doğrultuda. Yani aradaki açı sıfır. O halde fi 1 eşittir BA. 2 çarpı zaten alanımız 2 metrekare. 2 kere 2 4. Fi 2 arkadaşlar paralel hale gelirse tel çerçeve, dolayısıyla burada içe doğru manyetik alan, dışa doğru da olsa fark etmez. Tel çerçeve ise arkadaşlar şu şekilde görünür. Bakın.
şu şekilde görünür. Yani tel çerçeveden hiç manyetik alan çizgi sayısı kesmez. İşte normali bu olur. Normalle manyetik alan birbirine dik açı 90, kosinüs 90 0. Yani fi 2 eşittir 0. Arkadaşlar. O halde eksi 0 eksi 4 0 eksi 4 bölü arkadaşlar geçen süre 1 bölü 2. O da ne yaptı? 8 volt. Şimdi arkadaşlar burada manyetik akı azaldığı için tel çerçevede oluşan manyetik alan dış manyetik alanla aynı yönde. Buradaki eksinin anlamı zaten bu. Kendisini oluşturan sebebe karşı koyacak yönde. Yani buna lens kanunu diyoruz arkadaşlar. Kısaca azalırken aynı yönde, artarken zıt yönde olduğunu bilin. Arkadaşlar önemli olan bunu uygulamak. Bunun için ne diyorum? Manyetik akı azalırken aynı yönde, artarken zıt yönde. O halde bu tel çerçevede içe doğru bir manyetik alan oluşması için akımın bu yönde olması gerekiyor. Sevgili arkadaşlar şöyle bakın, şöyle 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 döndü. Bunu çember gibi de düşünebilirsin. Bunu avuçlayın. Bunu avuçlayın şöyle. Bu yönde. Dört parmağınız akımı gösterecek şekilde. Baş parmak bu yönde. Yani içe doğru olduğunu göreceğiz. Sayfa düzlemini dik düzgün ben manyetik alanında bulunan özdeş 1, 2, 3 numaralı düzeneklerdeki iletken teller raylar üzerinde gösterilen hızlarla çekilmektedir. Buna göre 1, 2, 3 numaralı düzeneklerin hangisinde indüksiyon akımı oluşur? Sevgili arkadaşlar, şimdi 4 parmak manyetik alanın yönünü, baş parmak hızın yönünü, avuç içi meydana gelen indüksiyon EMK'sının artı kutbunu veriyor. 2 epsilon. Bavul. Bavuldan arkadaşlar. E eşittir. Bavul. Bu ne? 2 bavul. O zaman arkadaşlar 2 epsilon. Evet 2 bavul. Bu da arkadaşlar aynı şekilde aynı kuralı uyguladığınızda artı eksi. Bu ise arkadaşlar direkt epsilon. Ha bu yöteşler birbirine zıt bağlı ama biri 2 epsilon, biri epsilon olduğu için oluşur. Bakın işte arkadaşlar burada oluşmaz. Çünkü bu da epsilon, bu da epsilon. Burada ise arkadaşlar doğru, bu da epsilon. Fakat burada oluşan şimdi ters döndü arkadaşlar. Baş parmak şu dışa doğru, dışa doğru olması gerçi ikisini de zaten değiştirir. Şimdi şunu bir alalım. Şimdi güzel kardeşim baş parmak hızın yönünü arkadaşlar. Dört parmak neyi gösterecek? Manyetik alanı dışa doğru şöyle uyguladığımızda bu sefer avuç içi aşağı doğru. O zaman artı eksi. Bunda da arkadaşlar aynı şekilde bu sefer avuç içi yukarıyı gösteriyor. Bunlar görüldüğü gibi düz bağlı arkadaşlar. Artı eksiye bağlı oluşur. Burada oluşmaz. Cevabımız 1 ve 3. Bu da arkadaşlar çözdüğümüz güzel sorulardan biri. Evet sevgili dostlar, çoktan seçmeli soruların sonuna geldik. İletken çerçeve üzerinde şekilde gösterilen yönde I büyüklüğünde akım geçmektedir. Evet. Manyetik alan N'den S'e doğru. Sevgili arkadaşlar şu kısımlara bir kuvvet etki etmez. Çünkü manyetik alanla aynı yönde veya zıt yönde. Şimdi güzel kardeşim şurada sağ el kuralını uygulayalım. 4 parmak manyetik alanın yönünü şöyle aşağı doğru arkadaşlar göstersin. Ve akımın yönü baş parmak ise sevgili arkadaşlar burada etki eden kuvvet içe doğru. Şurada ise arkadaşlar etki eden kuvvet dışa doğru. Bu dışa gelecek. Dışa geldiği için, bu da içe geldiği için arkadaşlar iki yönünde dönecektir. Meydana gelen tork sevgili arkadaşlar tork eşittir. Tabi eğer en çerçeveli ise nabi. Arkadaşlar yani bir çerçeve için tabi diyoruz. A, B, İ. Abi. Tork eşittir abi. Veya başlangıçtan itibaren tabi. T eşittir abi. Evet en çerçeve için en çarpı abi. Şimdi kardeşim bu alanı arttırmak için R'yi, L'yi arttırdığımızda arkadaşlar görüldüğü gibi ister R'yi arttır ister L'yi arttır. Artacaktır. İ zaten görüldüğü gibi artıyor. Cevabımız 1, 2, 3 hepsini arttırırsak arkadaşlar çok şükür
Görüldüğü gibi 39 soruyu bitirdik arkadaşlar. Bu da büyük bir başarı. 1 saate yakın oldu. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın. Modern Fizikolojik'te kalın. Videolarımızı beğenmeyi, abone olmayı ve bütün insanlığa duyurmayı unutmayın.